bayağı. O önceden öyleydi. Gene memnun değiller. Sabah minibüste geliyoruz, 3 tane yaşlı konuşuyor öyle. Allah'tan layık mı? Lan layık tabii, sen 70 yaşına girmişsin. Sen ya haşa çektin emekli oldun. Ya buğday ektin emekli oldun. Devlete kaç para vergi verdin? Bir de onu düşün. Sakar abi. Evet, siz ne diyorsunuz? Ne konuda abi? Seçim var önümüzde. Kimlere vereceğiz? Bir de dayım diyor ki emekliler erken emekli oldu. Evet, EYT'liler değil mi? Valla benim babam da oldu ama. Ya şimdi emekliye bir şey demem. Onlar da o kadar cefasını çekmiş ama şu an... Ne cefasını yani, çekmiş abi? Abi çekmiş adamlar sonuçta bir... Emek vermişler yani. Ya çalıştık ortada. 15 sene abi bize. Abi sen emekliden önce şu an bir şekere, duza, şeye nasıl alacağımızı onu bir konuşalım. Yani hadi onlar oldu. Abi olmuşa çare yok, olacağa bakacağız. O zaman olduysa. Şimdi sen adam yapmış bunu. Çekilsin. Sen de gençsin bak. Burada daha gençlerimiz var. Onların geleceği yok şimdi. Abi ben ondan bahsediyorum işte ya sana. Şimdi sen bu emekliyi seni emekli etti. Bunu ben geri alabilir miyim? Hükümet alamaz. Bunu boşta geçtik. Şimdi olacağa bakalım diyorum ama ben daha sana. Devam ediyor daha. Devlete para ihtiyacı olsun, 20 yaşındakini de emekli yapacak. Ondan önce şu an bir mama parası, bez parası, ondan sonra yağ, şeker. Şimdi bir yağ alma, zeytinyağı 650 lira yazıyordu girdim de. Yani şöyle zeytin bırak onu, ayçiçek yağı alacak durumumuz yok yani. Hani asgari ücret 17 bin lira oldu da fiyatlar geçen karton bardak aldım. 10 tane 6 tane yani 60 tanesini 56 liraya aldım ya karton bardak ya. Hani... Yani durum kötü, hani ülkenin ekonomi nanay diyor ya, harbiden nanay yani şu an. Abi yağına şekerden para bitmez. Ellerine yüzlerine 17 lira bitmez. Onu geçsen. Onu geç. Ne yapacağız abi o zaman şimdi? Senin fikrin ne bu konuda? 17 bin lira abi, bir çuval şeker alsan kaç para şimdi şeker? 1500 lira mı? 1300 yani. 50 kilo şeker 2 ay yeter sana, 3 ay yeter. 1 sene yeter. Ondan sonra 10 kilo da yağ alsan, yağın kilosu kaç para? Abi 1300 lira. Yağın ben sadece şekere para verirsem. Yok abi, ondan şekere da yet. Verirsem. Şimdi ben 1300'ü şekere verirsem ne yiyeceğim, ne içeceğim ya, abi? Yağına, bulgurla uğraşma. Abi kira kaç para? 5000 lira kira. Yağına, bulgurla uğraş. 1300 her ay şekere versem. %100 kira artışı yaptı ev sahibi. O kötü. %100 2,5 milyardan şu anda 5000 liraya bir anda. O istedi kötü. 4000'e inmek istedi. O kötü, evet doğru. Sen diyorsun ya anam bulgurla bu iş olmuyor. Olmaz abi. Sağlık nerede abi? Sadece hastanelere bile gitsen sağlık için 100 bin lira peşin yatıracaksın diyor. Devlet buna taksit bile yapmıyor. Abi bak. Abi ya, çekilecek 6 dişin var. Yerine implant yaptırmak aynen istiyorsun. Eşimin de benim de. İmplant için ameliyat ücreti diyor 20 bin lira. Abi bunu diyorum hani taksitlere bölün ödeyelim. Devletten de mi taksit ödemeyeceğiz? Ona bile yok. Böyle durumundan memnun ortalık musun? Bitti, ben bitti abim, bitti. Sağlık bitti. Şeker hastasıyım, o hastasıyım. Hayır, çocuğum ben şeker ortamda. Ha, hayır 10 bin lira emekli maaşı mı? Ben engelliyim, otizmliyim ben. Ama aldığım maaş yetmiyor. Ben tek yaşıyorum. Benim annem babam bana bakmıyor. Ben Uşak'ta tek başıma mücadele ediyorum. Ben devletimi seviyorum. Ama biz engellilere lütfen baksın. Biraz daha fazla maaş versin. Ben otizmliyim. Hepinizi seviyorum. Yani abi şimdi bu adamın memur emeklisine bir sürü para verdi. Tamam kabul ediyorum ama bizimki nerede? O da 5000 kira veriyor, ben de ya. Bunun suçu abi. Sen 40 yaşında adam emekli yaparken engelliler harcasın. Böyle ekmeği düşürsün, simiti, gevreğin fiyatını düşürsün. Tayyip Erdoğan başa geldiğinde benim annem sakat ücret alıyordu. Babasından da emekli ücret alıyordu. İki maaş alamazsın dediler. %80 doğuştan ayağının biri olmayan kadının maaşını kestiler. Bir marketin fiyatı bir markete tutmuyor abi. Denetim yok abi. Yok. Olmuyor. Bunun suç işte. Biz bunları niye seçiyoruz? Denetim yok. Niye seçiyoruz abi? Ben de diyorum ki. Niye seçiyoruz? Ben de diyorum ki bütün halk geçersiz oy versin, onlar düşünsün. Niye geçersiz oy veriyor? Geçersiz oy verdin mi ona kalacak yine? Kime? Baştakine kalacak. Kalsın o düşünsün. Düşünmüyor ki. Ben şimdi bu hükümete iyi mi diyorsun, kötü mü diyorsun? Ben anlayamadım seni ya. Abi ben bu zamana kadar iyiydi. Ha. Bu son seçimden sonra iyice nasıl koyuyordu abi? Yani sen şu an bunun karşısındasın abi, değil mi abi? Bu hükümetin iki dönemi iyiydi. İki dönemden sonrası bu su koy abi dedi. yandaşlar kazansın. Karşı taraf abi gebersin gerekirse. Yani bu durumdayız şu an. Ben hiç memnun değilim. Abi ben... Gittim bak bir yere site görevlisi olarak girdim. Yani Allah'tan kiradan kurtuldum. Ona rağmen yetişemiyorum ben. Yani bu adam kirada dursa kirayı nasıl versin? Bak ben kira vermemiş. Biraz önce 2005'ten 5000 yapıyordum. Abi bak dağ başında bak dağ başında Toki'de bir ev kirası. Abi Allah 8... bu kadar ne kadar bunu bizim başımıza veren varsa belasını versin. Başka bir şey söylemek istemiyorum. O kadar da değil, o kadar dağ değil, başında bir ev kirası 3 artı 1 Toki'de yeni yapılan Toki'de 8000 lira abi. Burada duran emekli de olabilir.
10 bin lira bugün emekli maaşı ne olur ya? 20 lira kalıyor. 7 diyordu, 137 diyordu. 137'yi bizden aldı, 130'a düşürdü. %5'le verdi ya sonra. Neyse ben... Emekli yılı bu sene. Abi etkisi yapmıyor. Ben 7,5'ten 10 lira olmuşum. Ben ne yapayım bu 10 lirayla ya? Ya bu saraydakini de duysun emeklinin ızdırabını. Bak abi sırf emekli demeyelim şimdi. Adam emekli diyeceksin. Bak, adam 3600 lira mağlulen emekli oluyor, benden fazla paralıyor ya. Peki adam nasıl 10 bin, adalet ya? Adam 10 bin lira emekli oluyor, bir de ekstra gidiyor çalışıyor 25-30 bin lira da oradan geliyor. Her emekli çalışamıyor abi. Çalışıyor çoğu. Çalışamıyor, ben çalışamıyorum Allah mesela. Allah. Ben çalışamıyorum. Abi çalışan çalışıyor Cengiz. Sen kaç para başarıyorsun? Sen beni bıraksan. Bırak ki o zaman muhalefet yapmayacaksın. Durumun iyiyse muhalefet yapmayacaksın abi. Ben tek kişi evi idare ediyordum. Bundan 5 sene önce. 10 bin lira emekli maaşın olur ya. Şu anda 3 kişi çalışıyorum. 900 liradan evim 3500 liraydı. Nereden ki şey diyorsun? Sen demek ki kaynak başta ne diyor iki der diyor. Geçen. Abi ben onu bir şey demiyorum. Ben abi geçen sene bir... Suç gene baştakilerde ve halkta da var suç. Geçen sene 5 kilo yağ kaç paraydı abi? Halkta da var suç. Kaç paraydı abi? Geçen soy ver abi. Geçen soy ver. 200 lira abi şimdi. Hayır geçen soy ver. Bizim başımıza doğru düzgün bize yönetecek kimse yok. Biz kesen tutmayacak anlıyor musun dedi mi? Geçen soy ver. Değiştireceksin milleti değiştireceksin. Geçersiz vereceksin.